Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabakla hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Kahvaltı sofralarınız ya da akşam yemeklerinizin yanına aperatif olarak hazırlayabileceğiniz kabaklı krep tarifi. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Ben tarifimi 3 adet kabaktan hazırladım. 3'ünün gramajı ortalama 550 grama denk geliyordu. Yani 500 gram diyebiliriz. E, kabakları güzel bir şekilde yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan uç kısımlarını kestikten sonra gördüğünüz gibi e, yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Diğer tarafta 6 adet taze soğanı e, küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Benim elimdeki soğanlar biraz küçüktü. Eğer elinizde büyük soğanlardan varsa 3-4 tane yeterli olacaktır. Ben kabakla yapılan tariflere dereotunu da çok yakıştırıyorum. Dilerseniz dereotu da kullanabilirsiniz bu tarifte. Dilimlediğimiz kabakların üzerine 2 adet yumurtayı ekliyoruz. Yumurta ile birlikte kabakları tamamen pürüzsüz oluncaya kadar blenderdan geçiriyoruz. pürüzsüz bir hal alan karışımın içerisine 1 çay kaşığı kadar tuzu ve yarımşar çay kaşığı kadar da karabiber ve kırmızı pul biberi ve son olarak da 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek karıştırıyoruz. İçerisine ince ince kıydığımız soğanları da ekleyerek tekrar karıştırıyoruz. Ben 5 yemek kaşığı unu bir kaseye almıştım unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim e büyük bir miktarını ekledikten sonra bir karıştırıp kıvamına bakalım. Gözüme hafif cıvık gözüktüğünden ben onun tamamını ekledim yani toplamda 5 yemek kaşığı un kullandım. Kıvamının krep harcı kıvamına gelmesi gerekiyor e kek harcına benzetecek olursak da kek harcından biraz daha cıvık bir karışım olması gerekiyor. İstediğim kıvama geldi. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Ben krep tavasında pişirdim kreplerimi. Dilerseniz siz normal düz tavada da, büyük boy bir tavada da pişirebilirsiniz. Tavamızın içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ve fırçayla her yerine gelecek şekilde yağı dağıtalım. Aynı boyutlarda olmaları için küçük boy kepçe kullandım ben ölçü olarak kullanmak için. Siz de kaşık ya da kepçe yardımıyla tavaya alabilirsiniz. Ocağımız kısıkla orta derece arasındaki bir ayarda olsun ve ocağımızın en büyük gözünü kullanalım bunları pişirirken. Üst kısmının nemliliği giderek azalacaktır ve kuru bir hale dönecektir. Bu aşamaya geldiğinde altını bir kontrol edin. Eğer piştiyse ters çevirerek diğer tarafında pişirebilirsiniz. Alt kısmı da piştikten sonra servis tabağına alabiliriz. Aynı şekilde tavamızı boşalttıktan sonra tavaya bir miktar yağ ekleyerek fırçayla her yerine dağıtalım ve krepleri yerleştirelim, harcımızı yerleştirelim tavamıza. Dilerseniz ben krep diyorum fakat gördüğünüz gibi pankek görünümünde Dilerseniz krep şeklinde yani tavaya daha fazla bir miktarda ekleyerek krep gibi de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Ben bu şekilde sunumunu daha şık bulduğumdan böyle hazırlamayı tercih ettim. Pişme süresi de çok uzun sürmüyor ve kısa sürede servise hazır hale getirebiliyorsunuz. E bu tarifle bence kabak sevmeyenler bile e kabağı sevecek. Ee, özellikle üzerine sarımsaklı yoğurtla servis ettiğinizde lezzeti gerçekten daha da bir başka daha da güzel oluyor. Akşam yemeklerinde özellikle bu şekilde servis edebilirsiniz. Hem besin değeri yüksek hem de lezzetli bu tarifimi eğer denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sizlere son olarak iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iç dokusu çok hafif nemli oluyor ve özellikle içerisine eklediğim e, taze soğanın kattığı lezzet bir ayrı oluyor. Başında da belirttiğim gibi dilerseniz dereotu, maydanoz ya da farklı malzemeler ekleyerek de bu tarifi hazırlayabilirsiniz kendi damak tadınıza göre. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.